Evet, sanırım oldu. Welcome to the HEV Mark 4 Energy Recharge Unit. Çok power ya. Level monitoring sensors activated. Charge interface online. Have a very safe day. Bir de şarjı deneyelim hemen. Gönder. Merhaba arkadaşlar, antencilere hoş geldiniz. Ben Samet, yanımda da elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi Canberk var. Geçen videoda sizlerle konuşmuştuk, kendisi evinde karantinadaydı. Şimdi tekrar bizimle beraber ve onun evindeyiz. Sizlerle beraber hair charger çekimi yapacağız. Şimdi isterseniz hep beraber malzemelerimize yakından bakalım. Evet, geldik elektronik kısma. Arkamda görmüş olduğunuz ekranlarda devrenin elektronik şeması ve devrenin kodları mevcut. Zaten hali hazırda daha öncesinde bir tane hair charger yaptığımız için bu kodlara ve devrenin şemasını yaparken zorluk yaşamadık. Sizin de aynı şekilde zorluk yaşamamanız için bu kodları sizinle paylaşacağız daha detaylı şekilde. Dilerseniz şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere genel olarak yaptığımız tüm çalışmaları göstereceğim. Öncelikle bu ekranımızda yazılımımız var, sistemimizi çalıştıracak kodlama. Devre şemamız da burada. Bunların hepsini sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağız sizin de kendi ev charger'ınızı yapabilmeniz için. Burada da malzemelerimiz var. Turuncu plexi arka kapağımız, HEV yazımız, burada armor tüpçüklerimiz, burada da klavyemiz var. Kasamızın başlangıç hali de bu. Bunları şimdiden size gösteriyorum. Çünkü Göktuğ ile Furkan bunları biraz boyayacak. Çünkü videonun uzamasını istemiyoruz. Boyasınlar, hemen sizlere hızlıca gösterelim. Şimdi elektronik sisteme gelelim. Canberk de bize elektronik sistemden bahsetsin biraz. Evet. Öncelikle bir adet hoparlörümüz var. MP3 modülümüz var. İçinde SD kartımız da var. INA 219 akım sensörümüz var. Arduino Mega 2560 işlemcimiz var. Bir adet RGB LED'imiz var. Bir adet micro USB konektörümüz var. Dişi USB konektörümüz var. Ve 2.8 inç TFT ekranımız var. Şimdi olayımız zaten burada şu arkadaşlar, biliyorsunuz biz bu dişi micro USB'yi sisteme güç vermek için kullanıyoruz. Doğru mu Canberk? Aynen öyle. Buradan da telefonumuzu şarj etmek istediğimiz zaman buraya bağlayıp buradan şarjımızı alacağız. Ekranımızdan HEV'in durumunu göreceğiz. Offline ya da online olarak. Telefonun bir sorunla karşılaşmaması için akım sensörünü kullanıyoruz. Ve telefon şarjda mı değil mi diye göstermek için de ışığımız var. RGB LED'imiz var. Tamam. Devre şemamız şekildeki gibi. Dilerseniz yakından tanıyalım elemanları. Burada ekranımız, burada dişi USB'miz, burada switch'imiz, burada micro USB'miz, akım sensörümüz, MP3 modülümüz, hoparlörümüz, Arduino Mega'mız ve RGB LED'imiz. Ekranı ters çevirdiğimiz zaman pinlerini görebiliriz. Sarı kablo ground pinini gösteriyor. Ground pininden Arduino'nun ground'ına bir bağlantı yaptık. Ekranın 5 volt pininden Arduino'nun 5 voltuna bağlantı yaptık. Böylece gücü buradan alacak. Haberleşmesi için Turkuaz'da görmüş olduğunuz RX ve TX pinlerini kullandık. Yine Arduino'muzun üzerine bağladık. RGB LED'imize geldiğimiz zaman RGB LED'imizin en soldaki bacağını, eksi bacağını ground'a bağladık. Yanındaki bacağı 12 nolu pine bağladık. Bir yanındaki bacağını 9 nolu pine bağladık. Bir yanındaki bacağını da 8 nolu pine bağladık. Pinlerin doğru bağlanması çok önemli, yoksa istediğimiz renkleri alamayız. Şimdi de MP3 modülüne yakından bakalım. MP3 modülümüzün en üstteki pini VCC, altındaki RX, bir altındaki TX. Şöyle kırmızıda görmüş olduğunuz speaker 1, bir altındaki ground, bir altındaki speaker 2. Tahmin edebileceğiniz gibi speaker 1 ve speaker 2 hoparlöre gidecek. Ortasındaki pin ground pini, Arduino'nun ground'una gidecek. En üstteki VCC pininden akım sensörüne bir bağlantı yapacağız. Aynı şekilde VCC pininden Arduino'muzun ve 5 voltuna giriş yapacağız. Hemen altındaki RX ve TX'i de şurada görmüş olduğunuz 11 ve 10 nodlu pinlere giriş yapacağız. Şimdi de akım sensörü üzerindeki bağlantıları kontrol edelim. Şimdi burada Arduino'muzun en sol pinini SCL. SCL pinini akım sensörümüzün SCL'sine bağlıyoruz. Bir yanındaki SDA. SDA pinini de akım sensör üzerindeki SDA'ya bağlıyoruz. Yanındaki pin ground pini. Ground pinini buradan Arduino'ya bağlıyoruz. Hemen aynı bağlantı üzerinden
fark etmez ya da mikro USB ve dişi USB'ye bağlıyoruz. Bunları direkt buraya da yapsanız olurdu ama yerden kazanmak için biz böyle yaptık. Buradaki VCC pinini buradan switch'e verdik. Bir bağlantı daha çekerek onu da MP3 modülüne verdik. Micro USB'mizin eksi bacağından akım sensörümüzün ground bacağına bağlantı yapıyoruz. Artı bacağından V'in artıya bağlantı yapıyoruz. Buradaki switch'imizin orta bacağındaki görüyorsunuz. VCC'ye bağlantı yapıyoruz. Diğer bacağı fark etmez. Bu iki pinli de olsa fark etmez de ortadaki bacak artı olduğunu gösteriyor. Diğer bacağı da micro USB'mize bağlıyoruz. Micro USB'mizin eksi ucunu da yine akım sensörümüzün eksi ucuna bağlıyoruz. Evet arkadaşlar, elektronik aksamdaki sıkıntıyı giderdik. Göktü da burada boyamamıza devam ediyor. Kolay gelsin Göktü. Zamanımız çok az. Sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Başlamadan da bitirmemiz lazım. O yüzden Göktü'nün boyadığı parçaları kasaya yapıştırarak başlıyoruz biz. Göktü o esnada boyamaya devam edecek. Ondan sonra da hep beraber sistemi toplayacağız. Hadi geçelim. Bunun zaten 3. takılır biliyorsunuz arkadaşlar. 4. Yani doğru takma ihtimaliniz %50 ama %10'da falan oluyor. Charger offline. Bakalım. Telefon. Bunu da beceremiyorum. Gördüğünüz gibi. Yes be. Charger oluyor. Çok güzel abi. Evet arkadaşlar, şimdi 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttığımız jeneratör kısmını evin kasasına yapıştıracağız. Bunu silikon yardımıyla yapacağız. Biraz acele edelim. Aynen, silikon daha fazla akmadan. Tabandan güzelce. Yani çok fazla da şey yapmıyorum, yedirelim şöyle de. Çabuk donmadan yapıştırayım da. Yapıştır. Azıcık şuraya kaydır istersen. Bu tarafa. Ha, ha. Böyle güzel mi? Evet. Tamam. İç taraftan da bunun bir yandan da birazcık silikon atalım, sağlamlaştıralım. Şöyle köşeden bunu atıyorum. Tamam, çok güzel. Buna daha hiçbir şey olmaz. İstersen yukarıya da tamam. Klavyeyi bence tutayım, ondan sonra yapalım. Versen bana klavyeyi. Dur bir saniye. Ben buradan ayarlayacağım. Orada bir koy yerine. Klavyeyi böyle alttan yapabilirsin. Biraz yukarı kaldır. Ben bir şey dedim. Oo, elimi yapıyorsun. Kaldır bir onu. Klavyeyi kaldır mı? Klavye bu kadar kalkıyor kanka, yapalım. Dur. Ver mi? Ha, anladım. Şimdi anladım.
Yapıştır. Düzelt onu. Düzeltemiyorum. Neresinde sıkıntı var? Yapıştır. Evet. Yok tamam oldu tamam. Tamam. Şöyle üstüne bir tane daha atayım şöyle. Yine dikkat et. Kenarda bakalım. Bir tane üstte atalım. Sağlam olsun. Üstte ekran da gelecek. Çok şey atma da. Tamamdır. Evet arkadaşlar, silikonla yapıştırdık. Önden görünüş şu an için bu. Birazdan elektronik aksamı da yerleştireceğiz. Ondan sonra ev şarjımız hazır olacak. Evet arkadaşlar, 3 boyutlu yazıdan aldığımız parçaları yapıştırdık. Şimdi sırada elektronik aksamı yapıştırmak var. Ekranımızın yeri zaten burada belli. Burada önemli olan tüm parçaları düzgün yerleştirebilmemiz. Çünkü yeri sabit olan şeyler var. Dediğim gibi ekran burada sabit. Switch'imiz burada sabit olacak. Bu kabloların hepsini buna göre ayarlamamız lazım. Hoparlörümüzü de buraya koyduk. Şu an için en basit görünen RGB LED. Dilerseniz ilk onu aynen öyle. Başlayalım. RGB'yi başlayalım. Onun da yeri belli. Ben bak sana bırakıyorum. Tamam, LED'i yerleştirdik. Şu switch'i de bir yerine yapalım mı hemen? Arduino ile başlayalım. Tamam, sıra Arduino tamam. Ya da şunu da yapabiliriz. Micro USB'nin yeri belli değil de dişi USB'yi yapalım bence. Dişi USB'yi kolay yapmak için bir tree'miz var. Bana bir şarj kablosu verir misiniz? Tamam. Şimdi ben bu USB'yi buradan çıkartayım. Şöyle bak. Aynen. Biz buraları bir hızlıca halledip gelelim. Evet arkadaşlar, montaj işlemini bitirdik. Parçalar bizi cidden çok zorladı. Bugün evet, çok fazla zorluk yaşadık. Malzeme temininde de bundan öncesinde çok zorluk yaşadık. Buradan kocaman dükkandan Kerem'e teşekkür ediyorum. Çünkü malzemelerin hepsi farklı yerdeydi. Bizim için hepsini toparladı. Evet sağ olsun. Tekrar teşekkür ederiz. Şöyle istersen biraz yakın göster Göktu. Böyle her şeyi silikonladık. Her şey yerli yerinde arkadaşlar. Birkaç kabloda kopukluk yaşadık. Tekrar birleştirdik. Umarız çalışır. Şu an ilk defa deneyeceğiz bakalım. Bir denemeye geçelim. Çevir şöyle istersen. Önünü çevireyim. Evet, güç butonu senden tarafta canım belki. Hazırsak basıyorum. Bekleyin biraz. Evet. Gönder. Evet sanırım oldu. Welcome to the HEV Mark 4. Energy recharge unit. Power level monitoring sensors activated. Charge interface online. Have a very safe day. Bir de şarjı deneyelim hemen. Gönder. Çıkart. Çıkart. Offline'a geri döndü. Ben izninizle bu keyfi yaşamak istiyorum. Ateş. Evet arkadaşlar, projeyi tamamladık. Dediğim gibi tüm bu bir elimizdeki bilgileri, hazırladığımız kodları, şemaları sizlerle paylaşacağız. Sizlerin de yapabilmesi için. Umarım siz bizim kadar zorlanmazsınız. Yorumlarda lütfen fikirlerinizi belirtin. Haftaya sizin için ne yapalım, ne istersiniz, kanalımız hangi yöne doğru gitsin. Bunların hepsini siz belirleyeceksiniz. O güne de görüşmek üzere. İyi günler. Hayır, iyi günler. Ya abi. Tamam.
Sağlıklı günler. Doğru. Evet arkadaşlar, öncelikle Microsoft Store'dan Arduino IDE programını indiriyorsunuz. Daha sonra sizin için yüklediğimiz bu kodları indirmiş olacaksınız zaten bilgisayarınıza. Bu kodları açıyorsunuz. Kodlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Sizin burada değiştirmeniz gereken hiçbir şey yok. Biz her şeyi ayarladık zaten bu konuda. Daha sonra Arduino'nuzu bilgisayara bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra buradaki kontrol et seçeneğine tıklıyorsunuz ve program kodların doğruluğunu kontrol ediyor sizin için. Burada biraz bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi derleme tamamlandı. Eğer sizin derlemeniz tamamlanmazsa, size çeşitli hatalar verirse demek ki buradaki kütüphanelerden birisi sizin bilgisayarınıza eklenmemiş. Kütüphane eklemek için araçlar sekmesine tıklayıp kütüphaneleri yönet diyorsunuz. Karşınıza böyle bir pencere geliyor. Buraya burada görmüş olduğunuz kütüphane isimlerini yazarak indirebilirsiniz. Yani kontrolde bastığınızda bu derleme tamamlandı yazısını görmeniz lazım. Daha sonra yükleye tıklayarak bu kodları Arduino'nuza yüklüyorsunuz. Ondan sonra zaten her şey bu kodlara göre çalışacak. Ekran programından da bahsedeyim. Ben yine bir dosya yükleyeceğim sizin için. Bu ekrandaki Charger Online, Charger Offline yazısı için. Uzantısı TFT olacak. Bu dosyayı ekrana yüklemek için ilk önce bir tane hafıza kartını biçimlendiriyorsunuz. İçine sadece bu TFT dosyasını atıyorsunuz. Daha sonra ekran kapalıyken, yani ekranda güç yokken hafıza kartını ekrana takıyorsunuz. Daha sonra sisteme güç verdiğiniz zaman ekran bu hafıza kartındaki güncellemeyi otomatik olarak yapacak. Güncellemeden sonra hafıza kartını çıkartabilirsiniz. Zaten ekranın kendi hafızası var. Daha sonra da sizin için eklediğimiz müzik dosyalarını bu hafıza kartına atıp MP3 modülüne takın. O MP3 modülünün içinde o hafıza kartı duracak.